Alabay ve Kurtbasar. Çene kuvveti. Alabaylar yaklaşık olarak 710 PSI bir çene kuvvetine sahiptir. Kurtbasarların ise 500 ila 600 PSI bandında bir çene kuvveti vardır. Yaşam süreleri. Alabayların yaşam süresi 12 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 15 yıla kadar uzayabilir. Kurtbasarların yaşam süreleri ise 15 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre uzayabilir. Yeri gelmişken söylemekte fayda var. Yaşam sürelerini biz sadece genel analizlere göre yorumlayabiliyoruz. Tabii ki ne kadar ve nasıl yaşayacağını kimse bilemez. O yüzden burada ikisine de puan vermiyoruz. Genel sağlık. Alabay köpekleri diğer ırkların aksine kalıtsal hastalıkları bünyesinde barındırmamasına karşın bazı hastalıklara yakalanabilirler. Mesela ilk başta cerrahi bir müdahale söz konusuysa anesteziye karşı hassas olduğunu söyleyebiliriz. Bu göz ardı etmemeniz gereken bir durumdur. Kurtbasarlarda da hassasiyet gösterecek durumlar vardır. Bunlar başta burun, dudak ve göz çevresine rastlanan albinizmdir. Ağızlarında dişlerinden kaynaklı yapısal bozukluklar vardır. Bu da ağızlarının tam olarak kapanmamasına sebep ama onun dışında herhangi bir rahatsızlığı söz konusu değildir. Çocuklarla arası. Alabay cinslerinin çocukluktan itibaren sosyalleştirilmesi ve iyi bir eğitimden geçmesi demek çocuklarla arasındaki anlaşmazlık perdesinin tamamen ortadan kalkması demektir. O her zaman karşısındakinin hoşgörülü ve saygılı olmasını ister. Eğer buna bir yerinden başlamadıysanız çocuklarla baş başa kalmasını pek tavsiye etmiyoruz. Kurtbasar köpek cinsinin mastiflerle bir noktada ortak paydada buluştuğunu söyleyebiliriz. O da arsaların, otlakların, arazilerin vazgeçilmez adamı oluşudur. Öyle ki ailesine her şeyiyle bağlıdır ve size ait olan ne varsa sahiplenmeleriyle bilinirler. Bu bile çocuklarla arasının nasıl olduğunu bizlere söyler zaten. Diğer hayvanlarla arası. Alabay köpek türlerinin diğer evcil hayvanlarla pek uyuşamadığını söyleyebiliriz. Özellikle de aynı cins köpeklerle. Çünkü onlarla bir üstünlük yarışından galip çıkmak ister ve bunu yaparken hoş davranmazlar birbirlerine. Kurtbasarlar yabancılarla ve diğer hayvanlarla aralarına mesafe koyar. Bunun nedeni ise sevdiklerine bağlılıklarının yanı sıra yanındakilerini sürekli zapt altına alıp kontrol etmek ister. Ev ve apartman uyumu. İlk bakışta bile alabaylardan az desibelde bir ses çıkartmasını beklemek olmaz sanırım. Çünkü alabaylar epey gürültülü hareketleriyle bilinir ve doğaları gereği apartman hayatına adapte olması konusunda 1-0 geride başlarlar. Onların bahçe gereksinimleri vardır. Kurtbasarların yaşam koşullarının ev ve apartman vari yerlerde karşılanması beklenemez. Onlar kilometrelere aşkın sürülerinin peşinde olmaktan gayet mutludurlar. Kardeş ülkemiz olan Azerbaycan halkı onlara mallarını, mülklerini emanet edip gidebiliyorlar. Varın gerisini siz düşünün. Doğal olaraktan kurtbasarlar da bu güveni hiçbir zaman boşa çıkartmamıştır. Vaziyet ne olursa olsun görevden kaçmamışlardır yani. Eğitimleri kolay mı? Alabayların eğitimleri zorludur. Özgürlük onun isteyeceği şeylerdendir. Size düşen ona ara ara kendinizi hatırlatmak olacaktır. Onların avcılığının üst düzey olduğunu düşünmeyin ama koku alma konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü narkotik köpeklerini aratmazlar asla. Koruma içgüdülerinin devreye girmesini karşısındaki emin olun istemeyecektir. Hem siz hem de çevre için tehdit oluşturmaması adına eğitime sıkı sıkıya bağlı kalmalısınız. Kurtbasarlar zekalarıyla gündemden düşmezler. İtaat konusunda sizleri hiç üzmez. Çünkü onlar çok akıllıdır. Hatta çoğu insan onun söz dinlemediğini falan söyler ama bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. Komutlara kulak tıkamazlar. Bakımı. Alabay cinsi yalnızca bahar dönemlerinde fazla tüy kaybı yaşarlar. Bu dönemler tımar için önemlidir. Diğer dönemlerde ise aşırı fırçalanma ve kürk bakımı gerektirmezler. Bu yüzden tüy bakımı kolay olur. Onlar sürü köpekleri olduğundan genel bakımı sizleri zorlamayacaktır. Kurtbasarların alışkanlıkları arasında sürekli açık havada olma arzusudur. Belki de tüylerinin bu kadar parlak ve güzel olması yalnızca böyle açıklanabilir. Aşırı tımar ve fırçalanma gerektirmeyecektir. Bekçilik. Alabayların işi zaten sürülerini ve alanlarını korumak olduğundan tehdit içeren bir durumun kokusunu çok uzakta bile olsa alır. Bekçi ve koruma köpeği ise konu, tam adres sizin için alabay olabilir. Kurtbasarların bir alan koruma köpeği olduğunu sürülere bekçilik edişinden ve çevrenizi güvende tutmak istemesinden anlamak mümkün. Yalnızca çobanların sürülerini korumakla kalmaz, güçlü, aynı zamanda da ölçülü olan kurtbasarlar sizi ve sizin sahip olduğunuz alanları korur. Havlama. Alabay cinsi köpekleri dediğimiz gibi sahiplendikleri bölgeyi korumak ister ve tehditkar bir tavır sezerse sizler bunu onun havlamasıyla duyarsınız zaten, size haber verirler. Kurtbasarlar görevlerine pençeleriyle sarılırlar adeta. O yüzden aslında onun şüphelendiği her ne varsa içgüdüsel olarak bunu havlamalarıyla dışa vururlar. Onun dışında olağan bir sessizlik hakimdir. Soğuk ve sıcak havalara dayanıklılık.
Alabay köpeklerinin ağır bir kütlesiyle beraber kalın derileri vardır. Tıpkı kurtlar gibi en zorlu kışları geçirirler ama yediği ayazı unutmazlar. Soğuğa karşı dayanıklı evet ama sıcak havaya bir o kadar dayanıksızdır. Kurtbasarlar doğup büyümüş oldukları yerden ötürü ne sıcak ne soğuk, ılıman iklimlerdir aslında olayı. Mesken edinmişlerdir dağları ve bozkırları ama sıcak dedin mi kaçacak yer ararlar. Hatta öyle ki sıcak havalarda ağaçların gölgelerinde, nehirlerin kenarlarında onları serinlemek ister çabalarla görebilirsiniz. Yalnız kalabilir mi? Alabay cinsi köpekleri aileleriyle birlikte vakit geçirmekten aşırı zevk alır. Bunun devamlılığını isteyen alabaylar sizlerin yalnız kalmasını istemezler. O yüzden yalnızlığı tölere edemezler. Kurtbasarlar sürülerinin başındayken tek tabanca olurlar. Çünkü o bu işi yaparken keyifleri yerinde olur. Birine ihtiyaç duymazlar. Ama her köpek ırkında olduğu gibi onların da uzun süreliğine yalnız kalmaları doğru değildir. Tamam oyuncu olmayabilirler ama ilginizi ondan esirgememelisiniz. Çünkü aileye nasıl bağlı olduğunu bizler sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Enerji seviyesi. Alabay cinsinin diğer büyük köpek türlerine kıyasla onlardan sıyrılan fazlaca enerjiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekstra egzersiz ve antrenman demek onun mutlu olmasına katkı sağlar. Kurtbasarlar etraflarında agresif hallere sürükleyecek bir durum yokken ondan iyisi yoktur. Enerjiyle pek işleri yoktur ama her arazi köpeği gibi o da enerjisini tehlikeyi hissettiği ana yani doğru zamana saklar kendilerini. Peki ilk defa köpek alacaklar için uygun mu? Sizler alabay ırkından neler bekliyorsanız onların da sahiplerinden beklediği bazı kriterler vardır. Örneğin tutarlı, sabırlı, kararlı ve deneyimli olunması gibi çünkü baskın karakterleri nedeniyle bilinçsiz sahiplere istediklerini çok rahatlıkla yaptırabilirler ki bu da tehlikeyi beraberinde getirir. Eğer ki ilk defa köpek sahiplenecekseniz bu ırkı önermiyoruz. Kurtbasarlar en başında da bahsi geçtiği gibi özgürlüklerine düşkündürler. Biraz da çoban köpeklerinin ortak isteği hep bu yönde olmuştur zaten. Bizler ilk defa köpek sahipleneceklere bu ırkı da önermiyoruz. Sonuç olarak ikisi de ilk defa köpek bakacaklar için uygun olmayacaktır. Umarım hoşunuza giden, seyir keyfi at safhada olan bir video olmuştur. Kanala verdiğiniz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteğinizi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak verebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın.